Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın. Yeni güne başlarken nasıl başlıyoruz? ABD TÜFE verisi öncesinde piyasalarda daha yatay bir seyri takip ederken Asya Pasifik endekslerinde de yine teknoloji öncülüğünde bir yükseliş yaşandığını takip ediyoruz. Çarşamba günü kritik veriyi karşılayacağız. Piyasalar nezdinde önemli olacak Fed'in göstergelerinden, temel göstergelerinden olması sebebiyle diyelim ve bir son dakikamız var. Almanya'da final TÜFE Nisan ayında aylık öncü veriye paralel %0.5'lik bir artış kaydetti. Evet, hemen piyasalardaki dünkü kapanışa dönüyorum. S&P 500 endeksi pazartesi gününü 5221 puanda yatay kapatırken vadeliler tarafında ise hafif ekside işlem görmeye devam ediyor. Hong Kong teknoloji endeksi %1'den fazla yükselerek Asya Pasifik'e öncü olmaya devam ederken rally bilanço açıklamaları öncesinde Tencent ve Alibaba hisselerini sürüklediğini söyleyelim bugünün özelinde. Sakin görünüm kur ve tahvil tarafında da yine sirayet etmiş gibi duruyor. Özellikle Bloomberg Dolar Endeksinde yatay seyri takip ediyoruz enflasyon verisi öncesi. Dolar TL tarafında ise aşağı yönlü kırılım Türk Lirası'nın dolara karşı bir değer kazancının yaşandığı günlerden geçerken sakin bir seyirle güne başlıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisinde ise 4.48 ile birlikte fazla bir değişim göstermediğini takip ediyoruz. Petrol fiyatları jeopolitik gelişmelerden etkilenirken 0.1'lik bir yükselişe kaydediyor. Altın tarafında ise 0.3'lük yükseliş dikkat çekici olmaya devam ederken 2300 doların üzerindeki seyir ise devam ediyor. Borsa İstanbul'da ise dün günü düşüşle kapattığını takip ettik. %1.5'luk bir değer kaybına işaret etti. Peki bugünden neler beklenebilir? Çünkü bu detayları konuşurken 10.000 seviyesinin üzerindeki kapanış ise dikkat çekici olmaya devam ediyor. Derken hemen bizler öne çıkan gündem başlıklarıyla devam edelim. Tasarruf paketi nasıl yorumlandı? Yabancı stratejistler ve ekonomistler tarafından bütçe harcamalarının ne kadar aşağı çekileceği açıklanmadığı için kamu tasarruf paketinin yaratacağı etkiler tartışılmaya devam ediyor. Rakam görülmek istendi. Yaklaşık 100 milyar TL'lik tasarrufun telaffuz edildiği paketin yaratacağı etkilere ilişkin gelişmekte olan piyasalar baş stratejisti Eric Meyers'ın tarafından yapılan bir açıklama vardı. Muhtemelen bu rakam birden fazla yıl içinde yapılacak tasarrufa işaret ediyor. Önümüzdeki yıllarda trilyonlarca liralık bütçe açığı beklenirken bunun toplamda gerçek bir düşüş yaratacağını görmek zor dedi. Detaylara ilişkin tartışmalar devam ederken hem stratejistler hem de ekonomistler tarafından eleştiriliyor aslında açık olduğunu da gösteriyor. ABD hisse piyasasında TÜFE volatilitesi beklentisi söz konusu. Rally özellikle hisse senedi tarafında spot tarafta daha yatay bir görünümü takip ederken opsiyon piyasasında aynı şeyi söyleyemiyoruz. ABD Nisan ayı tüketici ve enflasyonu verisi öncesinde spot piyasalarda hareket boyunun azaldığını takip ettik ki opsiyon piyasaları yüksek volatiliteyi ima ediyor. JP Morgan stratejisti Tyler tarafından yarınki kritik veri öncesinde yatırımcıların opsiyon piyasasında S&P 500 endeksinin her iki yöne de %1 hareket etmesine karşı kendilerini korumaya aldığını belirtmiş oldu. Tüm bu detaylar takip ediliyor ve tartışılmaya devam ediliyor. Bir diğer tarafta ise yalından Çin tarifeleri açıklaması. Tekrar major konu olmaya devam eden ABD-Çin ilişkileri dikkat çekici. Özellikle Biden yönetimi Çin'e yönelik tarife artışlarını açıklamaya hazırlanırken ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan Çin'den misilleme gelmemesini umuyoruz açıklaması geldi. Çift taraflı aslında diyaloğu yakından takip ediyoruz. Bu tarafa dair tarifeler ne boyut olacak? KOTO uygulaması gelecek mi? Tüm bu detaylar tartışılıyor. IMF'den ise enflasyon her yerde düşüş eğiliminde açıklaması dikkat çekiciydi ki Uluslararası Para Fonu'nun başkanı Christina Georgieva tarafından yapılan bir açıklama vardı. Dünya ekonomisinin son derece dirençli olduğunu kanıtladığını ancak enflasyonun hemen hemen her yerde bir düşüş eğiliminde olduğunu ise söylemesi dikkat çekiciydi. Para politikalarının tartışıldığı bir süreçte ne kadar sıkı duracak para politikaları ve dolayısıyla indirim serüveni ne zaman başlayacak? ECB'ye yönelik farklı bir beklenti, İngiltere'ye yönelik farklı bir beklenti, Amerika ekonomisine yönelik bambaşka bir beklenti şekillenirken özellikle IMF tarafından yapılan açıklamada önem arz ediyor. Petrolde ise hafif alıcılı bir seyri takip ediyoruz. Büyümeye ilişkin emareler gördükçe tüm bu detaylar aslında öne çıkıyor diyelim ve tüm bu detayları takip etmeye
izlemeye devam edeceğiz. OPEC'in piyasa görünümü raporunu açıklamadan önce yatırımcıların artışlarının uzatılıp uzatılmadığına dair işaretler aramasıyla ve para politikasına ilişkin beklentileri şekillendirecek ABD enflasyonu verileri öncesi sakin seyrettiğini takip ettik diyelim. Hemen verilere geçelim bir de hızlıca. Evet, bugün yurt içerisinde daha sakin bir veri takvimiyle karşı karşıyayız. Yurt içinde piyasaların oynaklığını arttıracak bir veri yok. Ancak küresel piyasalarda daha yoğun bir veri takvimi var. Saat 12'de, Türkiye saati itibariyle 12'de Euro bölgesinden Züğ ekonomik hissiyatı Mayıs ayına ilişkin veriyi karşılayacağız. Almanya'dan gelecek olan yine mevcut koşullar endeksi gelecek 12'de. Türkiye saati itibariyle ise yarın TÜFE verisi öncesinde ÜFE verisini karşılayacağız. Nisan ayına ilişkin ABD'den 15.30'da gelecek. Arjantin'den ise ulusal TÜFE verisi Nisan ayına ilişkin Türkiye saati itibariyle 22'de bir diğer veri olacağını söyleyelim. Ama bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 13.30'da Brüksel'de düşünce kuruluşunun yapmış olduğu etkinlikte Türkiye konulu bir panelde konuşacak. Bunun yanı sıra Bloomberg'un düzenlemiş olduğu Katar Ekonomik Forumu start alacak ve forum 16 Mayıs'a kadar sürecek. Bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 15'te forum kapsamında bir panelde konuşacak. Tüm bu detayları ekranlara getirmeye devam edeceğiz diyelim ve rakamlara hemen gidelim. Araştırma masasıyla devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet, araştırma masasıyla devam ediyoruz. Burcu Kıratlı ile birlikte. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk Pili. Evet Burcu, şimdi TÜFE verisi öncesinde spot tarafa bakıyoruz. Hisse senetlerinde yatay bir seyir var ama opsiyon aynı şeyi söylemiyor opsiyon piyasası. Korumaya alan traderler de söz konusu. Dolayısıyla istersen bir şöyle küresel piyasalarla devam ediyoruz. Çünkü bugün içeride daha sakin bir gündem var. Fiyatlamalar da sakinliği gösteriyor. Diyeyim ve hemen sözü sana vereyim. Enflasyon verisine çok odaklandı küresel piyasalar ve bunun ciddi volatilite yaratması bekleniyor. Hatta JP Morgan masasındaki analistler %1.75 ila %2.5 arasında bir volatilite ve bunu satış yönü. Beklenenden yüksek bir veri gelirse işte %2.5'a kadar bir satış gelebileceğini öngörüyorlar. Ancak verinin %3 ila %3.5 arasında gelmesi durumunda da %5 ila %1'lik bir yukarı potansiyel olabileceğini düşünmüşler. Yani burada şunu düşünürsek aşağı yönlü olan marjıyla yukarı yönlü gidebileceği olan marj arasında epeyce bir fark var. Yani %2.5 düşüş, %1 yükseliş gibi. Ya piyasa aslında bu bir taraftan bize şunu da söylüyor. Piyasa aslında bir nevi iyi verinin de gelmesini bekliyor. Şu an en azından enflasyonun çok yüksek oranda gelip piyasayı bozmayacağını bekliyor. Şu anda kripto para piyasasında da işte hisse senetleri tarafında da genel anlamda küresel borsalarda çok olumsuz bir havayla girmiyoruz. Dolayısıyla bu yukarı olan potansiyeli biraz daha belki de sınırlıyor. Çünkü hani 5000'den 5200'e gidecek bir durum yok şu anda. Yani zaten 5200'ler civarında endeks S&P'nin oyalandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu eğer bir beklenenden düşük veri gelirse işte 5300'ler belki işte 5250 seviyesine doğru bir hareket yaratabilir. Hı hı. Hem işte yarın hem ondan sonraki günlerde. Ama olması durumunda kötü bir veri gelmesi durumunda 5000'e doğru bir hareket. Dolayısıyla burada opsiyon traderlarının da devreye girdiğini ve pozisyonlamalarını aldığını, kendilerini risklere karşı koruduğunu da görüyoruz. Tabii bu gerçekleşmemesi durumunda işte opsiyonun hangi taraftan alındığına bağlı olarak ya opsiyon primi yanabilir ya işte daha sert satışlar gelebilir. Bunu bilmiyoruz ama ben o kadar şey olduğunu zannetmiyorum. Muhtemelen yani sadece işte satım opsiyonunun uzunluğu veya işte alım opsiyonunun uzunluğunu alacak şekilde hedge amaçlı yapılmıştır diye düşünüyorum. Bunun haricinde enflasyon verisi haricinde şu anda küresel piyasalarda bugün Home Depot, yarın Walmart'ın bilançoları geliyor. Tüketim tarafını hep konuşmuştuk. Adeta böyle küreselde bu hafta tüketici hissiyatını ölçmeye çalışan veriler, İşte perakende satışlar, önemli bilançolar, enflasyon verisi gibi rakamlar geliyor. Dün sen grafik düellosunda bakmıştın. Enerji ve gıda hariç kısımda ve diğer taraftan hizmetler tarafında da yükseliş var.
var. Oradaki grafikler hala böyle gözümün önüne inmesini epeyce tabii. yukarıya çevirmiş durumda. Para politikasıyla şöyle bir aşağı yönlü ivmeyi veriyor ama sonrasında tekrar bir yukarıya doğru o ivme kendini gösteriyor. Gıda, enerji hariç mal enflasyonu ve hizmet enflasyonunda sıkıntı ciddi görünüyor. Var. Dolayısıyla bu veri biraz da aslında neden traderların böyle pozisyon aldığını, neden kendilerini korumaya aldığını da bize söylüyor. Beklentiden yüksek gelebilir bu veri. Oradaki dünkü grafiklere söyleyecek olursak hala işte tabii jeopolitik risklerin etkisinin burada çok fiyatlara girdiğini söyleyemeyiz. Ondan da kaynaklandığını ben düşünüyorum ama Amerika'da özellikle stoklar kısmında yani tüketim kısmında bir talep söz konusu. Dolayısıyla hala küreselde petrol tüketiminin yüksek olduğu zamanlardan geçiyoruz. Bakıyorum günlük mesela kullanımda 1.1 milyon varilin altında pek aslında düşmüyor. Dolayısıyla bu da nedir? Hem enerji enflasyonu hem de gıda enflasyonu, gıda fiyatları da evet bir miktar geri gelmişti ama şu anda çok düşük oranda seyrettiğini de söyleyemeyiz. Dolayısıyla bu tip etkenler ve özellikle hizmetler tarafı yani satın aldığımız hizmetler tarafı hala yüksek seyrediyor tüm dünyada. Dolayısıyla çok düşük de bir enflasyon verisi görmeyebiliriz diyeyim. İkinci grafiğime geçeyim. Evet, ikinci grafikte neler var hemen bakalım. Özellikle küresel piyasalar nezdinde hareketli bir günü yarın yaşayacağız ki içeride ama içerideki senaryo yurt içerisinde daha sakin bir veri takvimi var. Ama dün için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Beklenen tasarruf paketi açıklandı. Piyasa nezdinde nasıl bir fiyatlamaya işaret etti? Dünkü düşüşler dikkat çekiciydi. Evet. Ama performansa bakacak olursak neler aktaracaksın bize Burcu? Dün endeksin kapanışı neredeyse 10 binlere kadar geldi, realizasyon geldi. Bunu tabii sadece tasarruf paketiyle mi açıklamak lazım yoksa şöyle mi? Ben bu grafiklere bakınca da şunu anladım. Bankacılık ve iletişim dışında hadi bunun yanına biz işte havacılığı da biraz daha fazla koyalım. Ulaştırma endeksi olarak geçiyor burada. %41'lik performansı. Ulaştırma, bankacılık, iletişim. Bunların hepsi işte iki tanesi %50 yakın, bir tanesi %40'lı performansla ama BIST tümle BIST 100'e baktığımız zaman ya da sınai tarafa baktığımız zaman gerçekten endeksi aşağı çektiğini görüyoruz. İşte çimentolar iyi gitmiyor bu sene. Gayrimenkul endeksi daralan sektörlerden bir tanesi. Onun altı çimento inşaat gene %12'lik performans. Bunun haricinde dün özellikle gördüğümüz yan kağıtlarda ciddi satışlar oluyor. Neredeyse %10'lara varan satışlar oluyor. Dolayısıyla endeksi sadece işte bankacılık veya holdinglerle bir yere kadar gidebilen endeks bir yerden sonra yabancı veya ekstra para girişi göremediğinde de ciddi şekilde düşmeye başlıyor. Tabi burada mevduatın da rakip olması da biraz artık hala konuştuğumuz zamanlarda. Gerçi bunu da hani endeks düşmeye başladığında konuşuyoruz. İşte endeks yükselirken daha iyi getirilerden söz ediyoruz. Ben bunu iki tarafa da gitmemek gerektiğini düşünüyorum. Ya bu bir dönem Mayıs ayını biraz daha böyle daha sakin, daha çıkışlarla geçirip, bankacılık öncülüğünde geçirip daha sonra karlılıkları da iyileşmeye görmeye başlamamızla beraber diğer sektöre gelebilirler. Çünkü gerçekten gerçekte fiyatlama yani o enflasyon muhasebesi ve kar marjlarının da daralmasını piyasa fiyatlıyor diyelim. Bakalım yani Borsa İstanbul tarafında hangi başlıklar daha öne çıkacak? Beklentiler var. Bu beklentiler gerçekleşirse neye işaret eder? Detaylı konuşmaya devam edeceğiz araştırma masası noktaları. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Ve Doktor Altuğ Özaslan'la birlikte devam ediyoruz. Hem içeriye hem de yurt dışına dair beklentileri aktaracağız. Kendisiyle Altuğ hoş geldin. Günaydın Perin, iyi yayınlar. Altuğ, şimdi istersen bir küreselle başlayalım. Yarın kritik gün diyoruz. Dolayısıyla yarınki enflasyon verisi ne baktığımız zaman özellikle şimdi az önce şunu da söyledim spot tarafta ise senet tarafında daha biraz daha yatay bir seyir söz konusu ama opsiyon piyasası için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Dolayısıyla piyasanın da kafasının karışık olduğu net bir resim göremediği bir tabloda yarından ne beklersin sen? Fed'in patikasını değiştirebilecek bir güce sahip olur mu? Yoksa Perin bir iki veri daha takip ederiz sonra mı daha netleşir dersin ne dersin?
son 1-2 aydaki veriye bakarsak en azından istihdam tarafında, orada iş gücü tarafında biraz momentumun aşağı geldiğini, kaybolduğunu görebiliyoruz. Yani Fed bir şekilde bu sene en azından bir faiz indirim yapacaktır. Benim hala beklentim iki yönümde, geçen seneden beri söylediğim gibi, ama ben hala iki tane bekliyorum. Burada aylık verilerde ufak bir kuvvetlenme olursa belki bire gelebilir, ama hani hiç faiz indirimi olmayacak gibi bir tablo görmüyorum. Bu yüzden şu andaki piyasa fiyatlaması da bir civarında, etrafında da öyle. Bazen böyle 1,5 faiz indirimi gibi bir yere kayıyor falan. Ama buradaki en önemli hikaye, işte geçen seneden beri konuşuyorduk hatırlarsan. Fed ile piyasa arasında müthiş bir boşluk oluşmuştu. Bu boşluk zaman içinde kapanmaya başladı. İşin en önemli tarafı bu esasında. Şu anda Fed ile piyasa öpüştü diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte de Powell'ın hep söylediği gibi biz aylık verileri takip ediyoruz, aylık gelişmeleri takip ediyoruz. Buna göre işte veri setimizi, beklentimizi güncelliyoruz diye. Bence bundan sonraki süreçte hani bu işi sıfır faiz indirimle götürecek kadar kuvvetli bir veri gelecekmiş gibi görünmüyor yani enflasyon tarafında. İşte enerji tarafında hep beraber zaten küreselde görüyoruz. Gıda tarafında vesaire de hepimiz haiziz buradaki konulara. Bu yüzden dediğim gibi yani çok piyasanın beklentisinin biraz üzerinde gelse bile hani ben bu işin hiç faiz indirim olmayacak bir tarafa gideceğini düşünmüyorum. En azından hani çok ciddi bir borç var zaten. Yani bu borcun ciddi bir faiz ödeniyor. Bir yerden sonra çekirdek enflasyon işte aşağı geldi, gördük. Manşet geldi ki manşet çekirdeği kırdı. Yıllık bazda bir şekilde grafikleri üst üste koyduğunda. Orada da atalet tabii ki Türkiye'de de var. Her yerde bir atalet var. Ama en azından baktığında hani hedefe daha yakınsadı mı? Yakınsa da oradaki bir patikaya oturdu mu? Oturdu. Bu yüzden dediğim gibi hani burada piyasa hedefe döpüştüğü için ben böyle çok çok büyük agresif bir fiyatlama olacak, bir yere gidecek bir veri sonucu beklemiyorum. Peki, yani şimdi küresel piyasalar nezdinde George Eva'nın dediği şöyle, her yerde bir düşüşe geçen bir eğilim var enflasyonda. Buna katılıyor musun peki Altuğ? Eğer böyleyse o zaman biz bol para dönem, yani daha doğrusu sıkı para döneminin sonuna geldik diyebilir miyiz? Bugün için tabii bundan bir sene önceye göre her yerde bir düşüş gördük, ama buradaki hikaye şimdi bu düşüş kalıcı olacak mı? Bu atalet hikayesi diyorsun yani her yerde bir şekilde bir atalet var. Amerika'da çok kuvvetli, Türkiye'de çok kuvvetli. ABD aynı şekilde değil tabii, oranın kendi problemleri kaynaklı. Ama ya buradaki hikaye belki biraz şöyle, daha böyle makro düzey geniş bir perspektifte bakarsak dünyanın hani bu biraz işte polarize olduğu, alienation dediğimiz böyle müttefikleştiği bir yerde, eğer bütün bu mal işte ham madde vesaire değerli kaynakların dağılımları serbest piyasa ekonomisini en tepe yaptığı döneme göre heterojen kalacaksa, bu enflasyon hedeflerinin ve bu enflasyon beklentilerinin geçmiş 20-30 yılda olduğu seviyeye gelmesi hani çok zor gözüküyor. Bu yüzden hani hep söylüyoruz ya, belki de %2 hedefini Fed'in de yukarı bir şekilde güncellemesi gerekecek bundan birkaç sene sonraki dönemde. Yani yıllık ortalama %2 hedefini. Şimdi bu yüzden bugün geldi evet, ama bu süreçte mesela ben hala o MTR rallisi beklemeye devam ediyorum. Hatırlarsan geçen sene de hep söylüyordum sana. Şimdi böyle bir MTR hareketi de gelebilir. Bu tip fiyatlamaların olduğu yerlerde biz palliatifiye neden yukarı çıkabiliriz? Ama buradaki hikaye şu. Bu enflasyon aşağıya geldi evet geçen seneye göre. Ama 2025, 2026, 2027 yüzdeki hedeflere çok yakın sıcak mı dersen, ben bu işi ne yazık ki hani çok mümkün görmüyorum. Bunun çok daha üzerinde bir fiyatlamalar olacaktır. 4 olmayacaktır, 4,5 olmayacaktır, ama ne bileyim böyle 2,7 ile 3,3 arasında salınan bir enflasyon göreceğiz. En azından o hedeften ırak olacak. Bu yüzden de bugün geldi evet, ama ben önümüzdeki dönemde bugünün küresel şartlar altında enflasyonların geçmiş hedeflere yakınsanmasını ve sürdürülebilir bir şekilde orada kalmasını beklemiyorum. Bence önümüzdeki dönemi daha yüksek bir enflasyonun yaşanacağı bir küresel çerçeve bekliyor. Peki, Altuğ şimdi hal öyle olunca elbette para politikalarındaki o manevra alanının da daha daraldığı bir süreçten geçerken doların gücünü hep konuşuyoruz ya, yılbaşından bu yana aslında belki yılın son çeyreğinde, 2023'ün son çeyreğinde bambaşka bir dolar görüntüsü olur derken bugün gelinen noktada farklı bir dolar görüntüsü ve doların gücünü koruyan bir görüntüyle karşı karşıya kaldık. Ve bunun EM varlıklarına, G7 ülke para birimlerine olan etkisini de epey bir tartıştık. Buradaki gücünün de ispatlandığını takip ettik. Görüntü devam eder mi? Haziran'a kadar kuvvetli dolar teması devam edebilir, ama ondan sonraki süreçte yani devam
çok devamını beklemiyorum açıkçası. Belki spesifik hareketler olabilir. İşte hani yen konuşuluyor, yuan konuşuluyor. Ben dolar yende hala böyle 170'in üzerine bir seviye, 177 gibi bir seviye, böyle hızlı bir hareket vesaire bekliyorum. İşte euro dolar tarafında belki 1.04, 1.05 arasındaki bir seviye yeniden görünebilir. Ama ondan sonraki süreçte işte enflasyon beklentileri bir şekilde kontrol altına alınıyor. Faiz indirimleri gelecek. Önce Avrupa başlayacak. Yani büyük ihtimalle İngiltere ile AB Haziran ayı gibi başlayacaklar faiz indirimi. Fed gelecek. Öyle ya da böyle Eylül'de gelecek, Ekim'de gelecek, Kasım'da gelecek ama gelecek yani. Sonuçta bir tane kesin olacak. İki mi olur bilmiyorum işin o kısmını ama bir kesin olacak. Bu bir şekilde risk iştahının biraz artacağı bir döneme gelecek. Risk iştahının arttığı bir dönemde tabii jeopolitik bir problem olmazsa küreselde. Risk iştahının arttığı bir dönemde de bence artık bu kuvvetli dolar temasından hani palyatif de olsa böyle belli bir süre içinde olsa, kısa bir süre içinde olsa bence doların daha zayıf olduğu bir döneme, işte risk on olduğu bir döneme, IEM'e falan giriş olduğu bir döneme doğru geçebiliriz. En azından benim şu andaki beklentim bu şekilde. Peki, IEM'e geçiş yapılabilir denildiği noktada ben sana hemen Türk lirası varlıklarını sormasam olmaz. Türk lirası varlıklarına yönelik flow'un hızlanacağına yönelik bir beklentin var mı Altuğ? Dün tasarruf paketi tartışıldı. Bugün tartışılmaya devam ediyor. İstersen orayla başlayalım. Daha sonra yabancının biraz daha Türk varlıklarına bakışı ve neler hızlandırabilir bu tarafı konuşuruz ama dünkü tasarruf paketine dair eleştiriye de aslında biraz daha maruz kalmış gibi görünüyor. Mesela yabancı stratejistler ve ekonomistler bütçe harcamalarının ne kadar aşağı çekeceği açıklanmadığı için kamu tasarruf paketinin yaratacağı etkiyi de tartışmaya başladı. Dün nasıl gördün atılan adımı? Bu tartışmaya katılır mısın? Nasıl düşünüyorsun? Yorumun ne? Şimdi çok basit bakarsak bir büyüktür sıfır dersek hiç olmamasından iyidir bir kere. Yani en basit ihtimalle Kesinlikle. bu. Doğru. Şimdi en azından burada hani hepimiz hep söylüyorduk ya, para politikasında bir sıkılık var. Mali taraf buraya eşlik etmiyor. Mali tarafta da adımlar atılması gerekiyor vesaire. Tabii orada kronik problemler var. Hep dem vurduğumuz yani vergi dağılımı, adaletsizliği, Türkiye'de kayıplaşık ekonomi, kravatsız ekonomi vesaire falan. Onlar ayrı bir konu. Çok daha uzun vadeli çözülmesi gereken sorunlar. Biz buradaki problemleri görüyoruz ve sizin mesajlarınızı alıyoruz, bir adım atıyoruz. Denmesi açısından pozitif birincisi. İkincisi, yani dünkü basın toplantısı itibariyle söylenen bu birinci paket, bunun devamı gelecek. Üç tane mi daha gelecek, beş tane mi daha gelecek bilmiyorum yani. Ama sonuçta devam gelecek. Bunların bir birikimli etkisi olacak. En azından bizi burada bırakmadık. Hani böyle eski tabiri vardı ya, dostlar alışverişe görsün, 100 milyar bir tasarruf yaptık, devamı gelmeyecek gibi bir söylem olmadığı için bence bu da pozitif. Ama diğer tarafa gelirsek, şimdi negatif taraflarına, bu gerçek buradaki sorunlara, bütçe açığına, oradaki problemlere bir şekilde etki edecek bir paket mi dersen, hayır. Yani şimdi bütçenin toplamına bakarsan böyle bir genel çerçevede, bu bütçe açığının içerisinde bizim görmediğimiz çok daha büyük rakamlar var. Mesela örnek veriyorum, işte kamu özel sektör işbirliğiyle yapılan işte otoyollar, tüneller vesaire ve bunlar için ödenen garanti ücretler var ki burada kullanımlar garantinin altında kalıyor. Ya burada milyarlarca dolar bir transfer yaratılıyor. Yani biz dün 100 milyar TL'yi konuşuyoruz. Toplasan 3 milyar dolar ediyor. Belki bilmiyoruz tabii, rakamlara haiz olamıyoruz. Bu garanti ücretler kapsamında bu işte köylere verilen rakam bu 3 milyar dolardan çok daha fazla. Şimdi ya sorunlar orada. Bunlar orada birikiyor ve sürekli birikmeye devam ediyor. İşin ilginç tarafı da hani biz bütçe yıllık yapılıyor ve her yılın sonunda buradaki garanti ücretler ödendiği için hani ne yazık ki biz bunları da göremiyoruz. Burası çok flu kalıyor. Bunun da şeffaf bir şekilde açıklanması gerekiyor bence. İşte ikinci buradaki sorun, Türkiye'de kamu istihdamı çok ciddi bir şekilde arttı geçmiş 20 yıl içerisinde. Hani özel sektörle kamu arasındaki denge biraz böyle hani kamu tarafındaki ağırlık çok daha böyle katı hale geldi. Kamu istihdamında atalet var diyelim hatta böyle. Şimdi burada yani Türkiye'de kamuda bu kadar iş gücü gereği var mı? Bence tartışılır. Bir de hani Türkiye ile aynı nüfustaki ülkelere bakalım, Avrupa Birliği'nde işte Fransa, Almanya falan. Türkiye'de kamuda 100 binin üzerinde araç var. Bunların herhalde en az %60-70'i ithal araçtı. Biz de aynı nüfustaki ülkelerde, Avrupa Birliği'nde, Almanya'da, Fransa'da bizim işte 1 bölü 5'imiz, 1 bölü 6'mız kadar araç var. Ya biz bu kadar zengin bir ülke miyiz bu araçları burada istihdam edecek? Yollarda hepimiz görüyoruz. Bir sürü kamu aracı, yani en ucuzundan en pahalısına, o da çakarlarıyla emniyet şeridine geçiyorlar. Biz orada trafikte devam ediyoruz. Yani hani demek ki burada başka problemler var. Bu problemlerin çözülmesi gerekiyor. Dilerim ki ikinci, üçüncü, dördüncü paket denilen yerlerde bu taraflara rötuş olur. Ama bu rötuş gerçekten içten gelerek,
ve bu tarafın düzeltilmesi açısıyla olur. Hani mesajı görüyoruz, biz buraya da bir dokunduk olarak da evet burada bir problem var, bu hatalar yapıldı, önemli değil. Dündü, dün dündür, bugün bugündür, biz bunları çözeceğiz, burada samimiyiz yönünde atılabilir. Benim tasarruf paketine bakış açım açıkçası genel çerçevede bu şekilde. Şimdi Altuğ, bir tarafta da aslında şunu söyleyebiliriz. Özellikle bu maliye kanadının etkisi, para politikasının etkisi derken yabancının Türk lirası olan varlıklara girişi. Sen de az önce söyledin, bu akımın hızlanmasını beklemek gerekir İEM varlıkları içerisinde. Bugün İEM varlıkları arasına baktığın zaman Türk lirasını ne kadar cazip görüyorsun? Türk lirasının rakibi olarak ya da Türk lirası varlıklarının rakibi olarak hangi İEM varlıkları daha cazip görünüyor şu anda? Yabancının en azından yabancı nezdinde rekabet edebileceğimiz hangi ülkeler fırsat yaratabiliyor bu bağlamda? Türk lirasına yönelik dayalı enstrümanlar bu rekabetten nasıl öne çıkarlar? Şöyle bakmak lazım. Türk lirası ile TL varlıkları ayıralım bence bu soruya cevap verirken. Bence net söyleyeyim, böyle tırnak içerisinde altı çizili. Türk lirası rakipsiz. Ama TL varlıklar değil. TL varlıkların bence hepsi çok pahalı. Çok ayrı bir konu. Ama Türk lirası net bir şekilde rakipsiz. Şu anda gelişmekte olan ülke evreni içerisinde TL'nin burada sunduğu kere imkanını, cazibeyi, ki aldığın riskin karşılığındaki ödül olarak bakarsan sunabilen gelişmekte olan ülke piyasasında bir tane bile bir para birimi yok. Yani burada dün konuşuyordum. Londra'da şu anda kabaca 25 milyar dolar civarında TL var. Bunun 10 milyar doları structural cash position, 15 milyar doları da spekülatif pozisyon. Şimdi 25 milyar dolar deyince birçok kişinin kulağına büyük gelecek rakam. Esasında değil. Neden değil onu da. Şimdi bizim bundan 10, 11, 12 yıl önce gayri safi milli hasılamız 700-800 milyar dolar arasındayken buradaki pozisyon 70-80 milyar dolar arasındaydı ortalama. Bugün biz 1 trilyona geldiğimizde 25 civarında. Oran orantı bakarsak burada yolumuz çok daha açık. Sıvaplar açılınca buradaki rakamlar vesaire artacak. Ama içeriye çok ciddi bir ilgi var, bir teveccüh var. İşte Merkez Bankası'nın rakamlarından görüyoruz. Seçimden önce 23-24 milyar civarında bir rezerv yakımı olmuştu. Döviz talebinden dolayı 40-42 milyar civarında şu anda bir alış var. İçeri giren herhalde her 3 doların 1-1.2 doları falan işte bu pozisyonlanmadan geliyor. Ciddi derecede dolar TL spot short da var bu arada Londra tarafında. Bu yüzden burada bir pozisyonlanma var ve TL çok ciddi bir kere atfediyor. %4-4.5 civarında. Bu bir süre daha böyle devam edecektir. Ama bunun momentumu azalacaktır. Yani DDKKM nasıl Ocak'ta, Şubat'ta çok hızlı azalıyordu. Buradaki momentum da azalarak devam edecektir. Ama TL varlıklar tarafına gelirsek, dediğim gibi TL'ye burada ciddi bir cazibe var ama TL varlıklar bence çok pahalı. TL'den TL varlıklara geçiş olur mu konusu benim için de bence soru işareti. Çünkü tahviller bir kere çok pahalı. Bütün verim verisi bence çok pahalı. Yani ben bugün piyasada olsam, tahvil trader olsam bu TL'yi bozup hold to maturity olarak falan bunları almazdım. Asset swap tarafı zaten neredeyse kapalı. Hisse tarafı da bence enflasyon muhasebesi itibariyle buradaki görüntü, yani birçok hissenin çok daha pahalı olduğunu görüyoruz. Enflasyon muhasebesi önceden uygulanmalıydı. Bu yüzden TL varlıkları geçişin bence biraz daha zamanı var diye bakıyorum. Çok önemli noktaya değindin. Haftaya mutlaka bunu ayrıntılandıralım. Çok teşekkür ediyorum Doktor Altuğ Özaslan. Aktardıkların için, detaylar için güzel de bir gün diliyoruz. Evet, hisse piyasalarıyla devam ediyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ve Dubai temsilcimiz Ersoy Erkazancı bizlerle birlikte. Ersoy, hoş geldin yayınımıza. Neler aktaracaksın hisse piyasalarına, neler fiyatlandı? Pelin, günaydın. Öncelikle bugün doğadan sesleniyorum. Katar Ekonomik Forum var, onun için doğaya geldim bu sabah. Asya tarafında ise bugün hafif satılıyordu, bir görüntü var. Amerika'nın eksileri biraz Asya'ya yansımış durumda. Alibaba ve Tencent yükselmesine rağmen, gerçi eksiler çok fazla değil ama biraz daha bugün kırmızı ekranlar görüyorum. Yenin de biraz değer kaybettiğini görüyorum. Petrol'de ise hafif alıcılı bir görüntü var. 82,5 dolar seviyesinde. OPEC artım toplantısı yaklaşıyor. 1 Haziran'da bir değişiklik beklenmiyor orada. Bu hafta içinde hem Ukrayna hem de Uluslararası Enerji Ajansı'nın görünüm raporları olacak. O güzel bize fikir verecek. Amerika'nın enflasyonunda petrol açısından önemli olacak. Katar Ekonomik Forumu da bu bölgenin en önemli forumlarından bir tanesi. Bizim açımızdan ise Fatih Karahan ve Mehmet Şimşek'in de katılma olduğunu görüyorum.
Buradan daha detayları anlatırım. Son olarak da yine bu sefer de Dubai'de Seamless Fuarı başlıyor. O da e-ticaretle ödeme sistemleriyle ilgili bir fuar. Şimdilik benden notlar bu kadar. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Vadeli taraf pozitif açılışa işaret ediyor. Borsa açılış beklentisini karşılıyoruz ve hemen info yatırıma gidiyoruz. İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail hoş geldin. Nasıl bir açılış olur? Günaydın Pelin. Piyasalara bu sabah itibariyle baktığımızda aslında dünkü satış ağırlıklı seyirin ardından bugün biraz daha pozitif yönlü tepki alımlarının ön plana çıkacağı bir gün olma ihtimali yüksek gibi görünüyor. İçeride çok böyle güçlü bir veri akışı yok. Dışarıda ise bu sabah Almanya tarafında enflasyon verisi geldi. Beklentiler dahilinde geldiğini söyleyebiliriz. Yine öğleden sonra Amerika tarafında üfe verisini takip edeceğiz. Ve en son Powell'ın saat 17'deki konuşması takip edilecek. Ama bu haftanın en önemli gündem konusu da verisi de aynı zamanda yarınki Amerika'daki açıklanacak tüfe verisi olacak. Genel olarak yurt dışı tarafında risk iştahının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de yarınki tüfe verisi piyasalar üzerindeki trendin, özellikle borsalar üzerindeki yukarı yönlü eğilimin devam edip etmeyeceği konusunda önemli bir fikir verecek diyebiliriz. Bu akşamki Powell'ın konuşmalarından da vereceği mesajlar piyasalar tarafından takip edilecek. Euro dolar paritesinde şu an için 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1.08'in kırılma aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. İş tarafa baktığımızda, bizim piyasalarımıza baktığımızda ise bizde de biraz daha gündemin sakin olduğunu görüyoruz. Dünkü Mehmet Şimşek'in açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kamu tasarruf paketiyle ilgili açıklamaları memnuniyet verici diyebiliriz. Piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Bugün yine Mehmet Şimşek'in ve Merkez Bankası Başkanı'nın yurt dışındaki konuşmalarını takip edeceğiz. Ama son günlerde Türk lirasına olan ilginin giderek arttığını görüyoruz. Özellikle de gösterge tahvili tarafında Mart ayında görülen evet. %48'lik zirvenin ardından şu anda %42'lere doğru bir geri çekilme oldu. Endekste de şu an için 9850'ye kadar gelebilecek evet. olası satışları biz alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam edeceğiz Pelin. İsmail çok teşekkür ediyorum detaylar için, aktardıkların için. İnfo Yatırım ailesine ve sana güzel bir seans günü diliyoruz. Ve programı noktalıyorum. 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.